Ve karşınızda bizim kızlar. Bizim kızlar biraz böyle çıkmakta zorlanıyor. Biraz zorlanıyoruz şu an, tırmanıyorlar üzerimizde ama. Fazla da geldi. Gel bebeğim. Şu an. Herkese merhaba. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size evimizden sesleniyoruz. Bugün gezip geleceğiz. Home'dayız. Niye evdeyiz? Başlıktan da anladığınız gibi. Çünkü bugün... yine kedilerle ilgili bir video geldi size. Evet. Bütün herkes bekliyordu bu videoyu. Evet. Her kedilerle ilgili bir story attığımızda bir sürü mesaj geliyordu. Evet. Biz de bunlara cevap olsun diye. Her gün yüzlerce sahiplendiriyor musunuz? DM'si alıyoruz tabii ki. Aynen. Biz de bunlara cevap olsun diye bu videoyu çektik. Kedilerimiz artık bir aylık oldu. Hatta bir ayda da biraz geçtiler değil mi? Evet, 35 gün falan oldu yani. 35-40 günlük kedilerimiz var artık. Allah'a şükür hepsi sağlıklı. Ay düşündükçe zor geliyor yani. 20 gün sonra falan yani kedileri vermeye başlayacağız artık sahiplerine. Onlar da heyecanla bekliyorlar zaten. Hani gün sayanlar var. Evet, yakında bizi öyle bir ayrılık bekliyor. Ay, bunu düşündükçe ben çok duygusallaşıyorum ya. Çok alıştım onlara, nasıl ayrılacağım bilmiyorum. Bir de bir yandan hani sansacığımı düşünüyorum. Hani diyorum ki bana bile bu kadar zor geliyorken ayrılmak... O nasıl ayrılacak çocuklarından falan. Gelecek. Evet. Hepimizi zorluyor ama tabii ki de hani 8 tane kediye bakmak bizim için imkansız. Evet. Şu anda hayatla ilgili her şeyimizi onlara göre dizayn ediyoruz. Evet. Seyahatler onlara göre, eve gidip çıkmalar onlara göre, yatıp kalkmalar onlara göre. Yani yemeğimizi, içmemizi bile onlara göre ayarlıyoruz hemen hemen. Hiç yapmadığımız kadar evde temizlik yapıyoruz çünkü 8 kedi. Neredeyse her gün temizlik yapıyoruz. Kolay değil arkadaşlar. Her gün temizliyoruz. Bu süreçte bizi çok zorladı bu durum ama... Evet. Keyif de almıyor değiliz. Bunların hiçbirini şikayet etmek için söylemiyoruz yani hani. Şimdi size en baştan birazcık kedilerimiz hani bu bir aylık süreç bizim için nasıl geçti ondan bahsedelim. Ondan bahsedelim. 8 tane doğmuşlardı. Evet, başta 8 tanelerdi. Bir önceki videomuzda zaten kedilerle ilgili anlatmıştık size. Sonrasında ikinci günde ve 10. günde 2 tane kedimizi kaybettik. Hani şu an biraz buna alıştık. Başta çok üzüldük gerçekten. Zaten ilk mesela 8 kediyi duyduğunda bizim görüştüğümüz birkaç veteriner de bize demişlerdi ki hani ölenler mutlaka olacaktır. Sakın üzülmeyin ama hani üzülmemek elde değil. Hani böyle bir durum. Çok zor bir süreç gerçekten. Hani evet. Eve geliyorsunuz onu ölü bulmak veyahut da işte gözünüzün önünde eriyip gitmesi falan gerçekten bizi zorluyor ama artık buna alıştık. 2 tane kedimizi kaybettik. Aynı yere gömdük 2 kardeşi de. Öldükten sonra ziyaret etmedik onları. Biraz vefasızlık yaptık mı bilmiyorum ama biraz da korkuyoruz sanırım. Evet ya, yani ben mesela hala telefonumda fotoğrafı falan var. Hani onları böyle görünce kötü oluyorum yani. Bilmiyorum ama neyse, diğerleri çok sağlıklı. Hani onların böyle kocaman olmaları şu an bir aylık göstereceğiz size de biraz da. Böyle çok tatlı. Hepsi evin her yerinde koşuyorlar, görmemiz lazım. Peki biz bu bir aylık süreci nasıl geçirdik? Hem kediler, hem Hatice, hem ben olarak. Neler yaptık? Bir kere ilk yapmamız gereken, yani ilk amaçladığımız kedilerin sağlıklı olmasıydı. Bunun için elimizden geleni yaptık. Veterinerimizi değiştirdik. Çok vefasız bir veterinerle çalışıyor. Yani bunu sonradan anladık. Veteriner bize biraz şey gibi yaptı. Hani bankalar hoş geldin faiz yapar ya, işte önce herkese bir yüksek faizle eline tutmaya çalışır. Ardından böyle kimseymiş gibi davranır. Yani doğum gecesi aradık, açmadı. Sonrasında aradık. İlgilenmedi, gittik yüzümüze bakmadı. Sanki yani kadına küfür ettik yani, ben anlamadım. Şöyle hani mesela doğum gecesi, yani ne kadar daha acil bir durum olabilir ki? Ve sansane 8 tane doğurdu ya ve hani biz ikimiz Ertan'la beraberiz. Zaten en başta da öncesinde biz kontrole gittiğimizde bize demişti ki hani bizim, ben şey diye düşünüyordum çünkü doğum nasıl olacağını o zaman bilmiyordum. Demiştim ki sizi eve çağırırız. Hani demişti ki işte ararsınız, ben görüntülü konuşuruz, olmadı sizi yönlendiririm. Herhalde dedim böyle oluyor. Sonra araştırdım. Hiçbirini yapmadı. Mesela biz o gece aradık. Telefonla bile bakmadı. Bize verdikleri bir cep numarası vardı. İşte acil durumlarda zaten 212'de hani veterinerin numarasını aradığınızda ulaşamıyorsun. Cep numarasını aradık, onda ulaşamadık. Ben sonra 7/24 gecenin 6. doğuma falan gelmişiz. 7/24 veterinerlerden böyle internetten bulduğum numaraları arıyorum. Hani bir veterinerle konuştum falan. O bizi biraz yönlendirdi. Emel sağ olsun, bizim arkadaşımız. Emel Karaca. İşte onun mesela kedisi var. Yine o da evde kendi kedisini doğurduğu için o çok yardımcı oldu. Teşekkür ederiz gerçekten. Hani o gece onunla falan Emel çok Hanım, ondan sonraki İkiye süreçte kadar uyumadı bizimle beraber. Ondan sonraki süreçte de bize çok yardım etti yani. Aynen. Hayatla ilgili kedilerle ilgili. Önerileri falan çok işimize yaradı gerçekten. Kendisine karşı büyük vefa borcumuz var. Sonsuza kadar unutmayacağız. Ona çok teşekkür ediyoruz. Aynen, çok teşekkür ederiz. Kedilerimiz sağlığına kavuştu. İşte evet, veterineri şu an değiller. Şimdi veteriner, Beşiktaş'la veterinere gidiyoruz. Evet, yeni bir veterinerimiz var artık. Ondan... Storylerde de yayınlamıştık hatta. Aynen. Çok tatlı bir bayan. İnşallah güzel devam ederiz onunla. İnşallah. Ondan sonra ne yaptık peki? Sağlığa kavuşturduk. Ardından
bize ve eve karşı uyumunu sağlamaya çalıştık. Uyum derken bundan neyi kastediyoruz? Tuvalet alışkanlığı. Çünkü bununla ilgili hala çok zorlanıyoruz. Şimdi tam vermiş değiliz. Şöyle şundan bahsedelim. Kediler biliyorsunuz evde tuvaletlerini öncelikle kuma, bunu bilmeyenler de olabilir çünkü kuma yapıyorlar. Bizim Mia ve Sansa'nın zaten bu konuda hani şey, ama yavruların bu en başta sürecinde ilk doğduklarında tuvaletlerini anneleri yaptırıyor. Yalayarak böyle karınlarını, hani poposunu falan yalayarak anneleri yaptırıyor ve etrafta aslında bir yani kalıntı olmuyor. Evet. O temiz, daha çok küçük oldukları için tuvaletleri de çok küçük oluyor. Bize şey demişti, Emel'in önerisi, altına hasta bezi yayın. Bir yuvamız var bizim, gösteririz. Onun içinde yatıyordu. Hepsi zaten bir yere gitmiyorlardı. Gözleri de görmüyordu. Kaçıncı günde açılmıştı? Evet. Gözleri yaklaşık 18. günde falan açıldı. Kulakları da işte 20-25'te falan duymaya başladı. Bir 10 gündür falan duyuyorlar bizi. Bu süreçte hani kör ve şey oldukları için zaten yerlerinden çok kımıldamıyorlar. Anneleri gidip sürekli yuvada emziriyordu. Ama bir aya yaklaşınca... Ve aslında şöyle bir süreç oluyor. Bu bir aya kadar, yani yaklaşık 20-25 gün falan sadece anne sütü yemiyorlar. Evet. 25'ten sonra katı mama tüketmeye başlıyor. Yani kedi maması ve su içmeye başlıyor. Bu da ister istemez bir dışkı yolu atmanız lazım. Evet, bayağı. Hayvanlar nereden bilsin yani tuvalet nasıl bir şey, kum nasıl bir şey falan. Annesi babasının öğretmesi onları lazım. Onları bizim öğretmemiz gerekiyor. Bizim sanatı da çok şey hiç umurunda değil yani. Hadi bir götüreyim tuvalete sokayım, gel kızım burası tuvalet gibi şimdi bir şey demiyor. Şimdi aslında bu konuda bize Emel şey demişti. Hani yerde halıyı kaldırın. Zaten biz evde çok halı kullanmıyoruz. Bir kilimimiz vardı. Onu kaldırdık yerden. Hani yerlere falan çünkü dedi yapabilirler. Bu da şimdi aynen. 8 tane hangi birini tutacak? Nerede kollayacaksınız? Gezinmeye de başlayınca evin her yerindeler. Ondan sonra o yüzden buldukları yerlere tuvaleti yapmaya başladılar arkadaşlar. Katı mama yemeye başladıktan sonra. Hayır hayır, çok şey yapmayalım. Kapının arkasına, televizyonun arkasına, komodinin üzerine ya, uydunun yanına yapmış. Yani bir tanesi. Evet. O derece abartarak tuvalet yapmaya başladılar. Başa çıkamadık bunu. Ve 6 taneler ya arkadaşlar. Bir taneyle bitmiyor. Yani bir kapı geliyorsunuz böyle 4-5 yerde bir şeyle hangisinin yaptığını bilemiyorsunuz acaba. Hangisi yaptı? Bir iki tanesi şu an öğrendi aslında. Hani 2 haftadır değil mi? Bunları? Şu an sanırım sadece bir tanesi dışarıya yapıyor. Evet, şu an azaldı. Evet, bunu nasıl sağladık peki? Önce onlara bir alan yarattık. Hani alanlarını kısıtladık. Kapatmanız gerekiyor dediler bize. Kapattık. Bir sınırlayın alanı yani. Çünkü evin her yerine yapıyorlar. Tabii. İşte kapattığımız yer onların bütün ihtiyaçlarını koyduk. Suyuydu, mamasıydı, tuvaletiydi, kumlu i̇şte tuvaletiydi. İşte tırmalama tahtası. İşte tırmalama tahtası. İşte ardından gazete kağıtlarını kestik. Onlara işte tuvalet öğrenmesi için öyle bir şey yaptık. Orada bir süre tuttuk bunları ama bunlar sürekli gelişiyor. Gün geçtikçe güçleniyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. O artık engeli çok rahat bir şekilde aşmaya başladılar. Yani baktık ki kaç günden sonra engel hikaye. Ama o engel de işe yaradı. İlk başta, evet, başta yapmaya başladılar. Toparlattı. Ama şöyle bir sorunla karşılaştık orada da. Şimdi ilk ben kedileri kuma koyduğumda tuvaletlerini yapsınlar diye kumu yemeye çalıştılar. Kumu bilmiyorlar ya, yiyorlar. Ben de panik oldum. Çıkardım kumdan. Sonra veterineri aradım. Dedim hani biz bunu nasıl yapacağız? Kumu yiyorlar. Dedi ki evet, kumu yerler. Yerler. Gazete kağıtlarını böyle küçük küçük kesip işte onu ayrı bir şeye koyun. Sonra kum miktarını yavaş yavaş arttırın. Bu şekilde hani kuma alışacaklardır falan dedi. Şu anda birkaç tanesi kumlu tuvalete giriyor. Yani annesiyle, anneannesinin kullandığı tuvaleti kullanıyor. Birkaç tanesi de kağıdı kullanıyor. Sadece bir tanesi dışarı yapıyor. O da sanırım birkaç gün alışacaktır. İnşallah. Hatta bugün şeyi fark ettik. Dün biraz geç geldik. İşimiz gücümüz vardı. Kağıdı temizleyemedik. Kirlendiği için. Anladık ki kağıt kirlendiği zaman dışarı yapıyor. Bundan sonra buna da hassaslık gösteriyor. Evet. Hemen hemen her gün veya günde iki kere kağıdı değiştirmemiz lazım. Bir de 8 kedi. Şimdi normalde biz Mia ve Sansa'ya da bir tuvalet kullanıyorduk. Kapalı bir tuvalet. Normalde hani şeyde diyen arkadaşlarım da vardı, benim iki kediniz var, iki tuvaletiniz olması lazım. Bu arada kızlar burada oynuyorlar, ben sürekli o yüzden buraya gidiyorum da bir tanesini. Bizim oğlumuz Eko, adına Ekrem koyduk. Ekrem Başkan diyoruz buna. Oğlum. Hadi yerim, şuna bakın, şuna kocaman çok suratsızdı bu, çok tedirgindi. Vallahi yavaş yavaş oynamaya başladı bizimle, büyük bir güven problemi var. Ama şu an çok oyuncu biliyor musunuz? Öyle kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, nerede kalmıştık? Tuvaletten bahsediyordum. Şimdi normalde bizim Mia ve Sansa'mız da tek tuvalet, kapalı tuvalet kullanıyoruz. Günde de başta iki temizliyordum ama sonra baktım bir kere temizlemem de yetiyor. Günde biri düştü yoğun olunca ama normal hafta sonunda bazen iki kere falan temizledim oluyor. Gayet yeterli oluyor yani bu temizleme. Şimdi evde tabii 8 tane yavrular da okuma yapmaya başlayınca hava da şu an çok sıcak. Ağustos ayına geldik yani. O yüzden tuvalet biraz kapalı da olsa birazcık oku yapabiliyor. Biz de bunu işte sık sık temizleyip hani
bu koku olayını falan azaltmaya çalışıyoruz. Evet, ne dedik? İşte birinci ayda önce kedilerin hayatta kalması, ardından tuvalet problemi. Bir de kedileri hayatta kalması için veterinerde ne yapıyoruz? Ciddi manada iyi bakıyoruz arkadaşlar. Bir kere hap vitamin kullanıyoruz. Fitomin denen bir şey. Atlara matlara falan veriyorlar. Yani özellikle biliyorum hayvanları ki güçlü olsun bunu dedi, verin dedi. Koz gibi olur dedi bize. Ben ona lafı duyduktan sonra sürekli hap veriyorum hayvanlara. Tabii onun orantısında veriyorum. Bunlar daha çok ufak tabii canlar. Onun kilo göre falan veriyor. Ardından işte Vio denen bir vitaminleri var. Evet, basılı bir şey böyle. Multivitamin gibi düşün. Multivitamin gibi. Onu içiriyoruz ardından. Ve iyi bir mama kullanıyoruz. İşte Royal Canin'in işte Moderna Baby'sini kullanıyoruz. Bebek için hem annesi yiyor. Bol proteinli. Bol proteinli. Hem yavrular yiyor. Böyle bir küçük de zaten. Yavrular da yiyor şu an. Evet, bir de bol bol emiyorlar annelerini. O yüzden şu an şu an şurada var ya, hepsi koltuğun üstünde boğuşuyorlar. Oyun cin gibiler yani. Çok çok meraklıdır artık bence. Evet, hadi biraz kedilere bakalım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi size bu bir aylık sürecin son 1-2 haftasını, birkaç gününü gösterelim. Bakalım kediler evet, nasıl hale gelmişler. Evet, biz hep böyle kısa kısa görüntüler çektik. Şimdi bu videoda hepsini bir araya getireceğiz. Aynen, şimdi onları izleyelim. Hadi. Karşınızda bizim kızlar. Bizim minnaşlar. Biraz böyle tutmakta zorlanıyoruz. Biraz zorlanıyoruz şu an. Tırmanıyorlar üzerlerimizi ama. Salsa da geldi. Gel bebeğim. Beceriyor şu an. Seni yerim yerim. Tamam. Bunları serbest bırakalım. Şöyle serbest hepsini kucağımıza alalım dedik. Ufak ufak göstereyim. Bakın sizi şimdi tanıştırayım. Bunun adını garip koyduk bakışlarından dolayı. Ya göster bakayım bakışlarını. Yüzü çok tatlı değil mi ya? Alacalı mıcalı. Kalışık bir renkli bu. Bu garip. Bu bir numara. Bunun adı Şeker olacak. Bu ilk doğan yavrumuz. Evet, o yüzden tamam, adını bir numara koyduk. Bu hangisi bakayım? Işıktan dolayı biraz. Allah, bu bizim Nazlımız. Bu var ya, doğdu. Bir aya kadar bir mızmızlanıyor, bir mızmızlanıyor. Tamam. Ama şimdi evin en oyuncusu. Ama şu an çok oyuncu. Bak, gel. Evin en oyuncusu şu an. Akşama kadar oynar seninle böyle. Değil mi lan? Bu da sütlü kahve. Sütlü kahvemiz. Bu çok tatlı bir bebek böyle yani. Oyun oynamayı çok seviyor. İlk benim odama gelen minnoş. Şimdi hepsi yatağa falan çıkmaya başladılar. Oy kurban olayım. Ne var başka? Mario. Bu da Mario'nun ismi verilen diğer bir kedimiz. Evet, bunun adını biz koymadık. Sahibi koydu. Sahibi koydu. Günün gelmesini evet, bekliyor. Evet, sahibinin de küçük bir oğlu var. Çınar. Çınar adını Mario koymuş. Biz çok beğendik. Yani çok bu kadar olabilir. Tam da yakıştı. Yani. Kulakları mulakları da kırık böyle. Çok rahatsız etmeyelim şimdi onları rahatsız aynen, çok, herhalde. Evet böyle ışıktan biraz evet, rahatsız oluyorlar. Işıklar var burada daha kaliteli bir görüntü olsun diye. Kameradan aynen falan ürküyorlar. Bir de annesiyle bizim kedilerin miyelesansan da normalde bu siyah kamerayı görünce bir korkuyorlar. Yani onlara çektiler sanırım bu konuda. Evet aynen. İşin özü arkadaşlar, kedilerimiz sağlıklı. Onlar sağlıklı olduğu için bizler çok mutluyuz. Bak buradan da benle oynamaya çalışan bir minnoş var. Keyfimiz çok yerinde. Kedilerimizin bir aylık süreci evet, böyle geçti. Böyle geçti. Biz size onları göstermek istedik. Çok merak ediyordunuz. Teşekkür ederim. Aynen. Bir sürü DM'ye geliyor. Şimdi. Mesela sahiplenmek isteyen arkadaşlarımız da bana her gün şey diyorlar. Bana kedinin fotoğrafını atar mısın? Videosunu atar mısın? Şimdi hepsine tek tek atmaya kalksam düşünün günde 8, 6 tane atmam lazım. O zaman ben videonun amacına ulaştığını düşünüyorum. Yavaş ben yavaş de kapatalım mı? Aynen kapatalım. O zaman diyoruz ki aşkla kalın. Ve kimseye karışmayın. Bir de arkadaşlar şeyi unutmayalım. Hı. Beğen butonuna bas. İşte aynen, biz selam yani bize o kadar ama kedilere soruyorsunuz. Hani
storylere kalp atıyorsunuz. Bu videoya da bir kalp atarsınız. Bakın yani hemen şurada tam altında benim elimin altında beğen tuşu var. Onun hemen yanında sağında abone ol tuşu var. Bir tık aşağıda da yorum yap kısmı var. Sizden ricamız bu videoyu eğer çok beğendiyseniz, beğenmediyseniz de beğenmediğini söyleyerek samimi ve içten bir şekilde birkaç parça yorum yapmalıyız. Ben burada daha fazla duramayacağım. Kaçıyorum arkadaşlar. Kimseye karışmayın. Gelmem buraya sen. Şu var ya şu bir yaradan sürekli üstüme işiyor.